Merhaba arkadaşlar, kardeşler, abiler, dayılar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yanımda sanatçı Rojin var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen? Ben de iyiyim. Bugün seni buraya getirdik ve bize evde pizza nasıl yapılır onu göstereceksin. Ben yapacağım ya. Bir ambulans getirin kapıyı. Yapıyorum canım. Yapmaz mı? Ben de sen pizza yaparken hiç yardım etmeyeceğim. Sadece gerçekten domates de mi vermeyeceksin? Yani onu istersen belki orada böyle bir uzanırım falan. O zaman tamam. Başlayalım. Tamam, hadi başlayalım. Kengerli Mardin pizzası yapacağım şimdi bak. Kengerimiz tabii, mi? Tabii kengerimiz ne? Yok ama. Şimdi domatesimizi güzelce bir soyuyoruz. Kabukları biliyorsunuz. Sindirmek çok zormuş efendim. Hadi o ya. Yüzden tabii. Ben kabuklu yiyorum ya. Gerçekten. Vallahi. Yandın sen, yandın. Bilmiyorum. Benim metabolizmam çok hızlı çalışıyor ondan herhalde. Öyle mi? Ha? Allah herkese metabolizmanın hızlı çalışmasını nasip etsin. Amin. Şey var, biraz malzemeleri sayalım. Ne var orada? Evet, orada kaşar var, mısır var, kavurma var, mantar var, sucuk var, zeytin var ve salam var. Bir de yeşil biberimiz var. Şimdi domatesimiz var. Pidelerimiz var. Evet, pidelerimiz var. Açacağız. Sosumuzla, domates sosumuzla. Gerçek domates. Adana'dan gelmiş değil mi? O domateslerle önce sosumuzu süreceğiz. Ben bu domatesimi önce doğrayayım. Yuvarlak Uçakla koyacağım. Doğrayabilirsin bak, daha rahat doğrarsın. Yok, küçükle daha rahat değil mi? Vallahi. İzzet Usta ne diyor bu konuda? Küçükle daha rahat galiba. Küçük bıçak mı, büyük bıçak mı? Yok, elimi bu eldivenlerle kesmem. Başkasını kesebilirim. Ben uzak durayım o zaman. Evet, çünkü siyah eldiven. Abla, onun annesine o eldiveni yapma ya. Yani. Aa, olur yok mu? Ya, benim annem beni çok sever ya. Vallahi günde 8 defa arar ya. 8 defa? Evet. Aa, benim annem arar ama şey yapar. Ne yapalım? Hemen. Burada şey için tabak var mı? Bir tabak alıyorum. Benim annem hastalanır mesela. Herkesle böyle keyifle konuşur. Ben bir ararım. Geç kalm. Anne ne oldu, demin canlı canlı konuşuyordun. Sesin geliyordu. Ben hoşum. İlgi bekliyor. İlgi bekliyor, ilgi bekliyor. Benim annem de hep ayaklarım ağrıyor der. Aa, sonra anne gezelim, tamam oğlum hemen hazırlanıyorum. Hani ayaklar ağrıyor. Yok, bizim yaşlılarımız mesela hastadır, dersin ki sana ne getireyim, iyi misin, ne alayım sana dersin. Yok hiçbir şey istemiyorum, bir şey yok, hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey, çok sağ ol, kebap getir. Kebap olunca bir anda durum değişiyor. Anne öyle İstanbul'u gezdim, mutlu olmaz, doktora götür, mutlu olur. Değil mi? Oo, bayılıyorlar doktora. Pizzayı yaparken bir de hamur istemedi. Ev usulü yapacaktı. Orası belki biraz daha hani herkes evde yapabilir diye bir tarif olabilir ama hazır pişmiş pidenin içine koyduk, malzemeleri fırına verdik. Üstüne eriyince pizza oldu yani. Çok da öyle şey değildi. Yani müthiş böyle zor mor bir şey değildi. Şimdi sosumuzu alıyoruz. Pidemizi böyle ortasından açtıktan sonra. Bunu çıkaralım onu mı? Çıkaralım bence değil mi? Şöyle. Aslında bununla da iyi dürüm yapılır bak. Değil mi? Bunu dürüm için saklıyorum. Bizim durum çok dürüm yani. Evet, sosumuzu şöyle iyice dağıtıyoruz pidemizin içine. Mustafa Kılıçlı'nın çöpeme dahila. Büyük ihtimal Mardin'den gelme pizzadan ne anlar ne anlar ayakları yapmıştır. Biz tandır ekmeğin üzerine pizza yapmıştık. Şimdi seninle ilgili birkaç soru sorayım. Neler tabii yapıyorsun ki bu aralar? Vallahi türkü albümüne başladık. Çok heyecanlıyım. Vallahi ben de merakla bekliyorum. Vallahi inanılmaz güzel türküler var. Zaten yıllardır sahnede söylüyorduk. Zaten seviyorlar ya bizimkiler. Türkücü falan diye böyle. Bunu gerçekleştirelim dedik. Türkü albümüne başladık. Tarih inanılmaz. Belli mi ne zaman? Vallahi Mart sonu görünüyor. Bitti sayılır. Aranjeler bitti. Bu arada şeye dönelim. Peynirimizden azıcık koyacağız. Şöyle. Çünkü çok peynirli severim ben. Abartıyorum peyniri. Peynir hastasıyım ama kerengi o. Kenger olsaydı kenger pizzasını yiyecektiniz yani. Evet, buradan İzzettin abiye mesajımızı gönderelim. Malzemeler evet. Eksik abi. Mardin pizzası yapacağım. Mardin pizzası. Rojin pizza. Pizza. Wow. Tamam, menüye giriyor. Süper. Kare kodla okutunca bizim videoya geleceksiniz. Evet, biraz daha koyduk. Şimdi böyle janjanlı olsun diye kavurmamızı şöyle süslü olarak bir yere koy. Bir de aç olunca çok fena oluyor yani. Harbiden bunu yapar. Şu an böyle şey kedinin ciğere baktığı gibi bakıyorum. Ama diyetteyiz. O yüzden. Şeyi de soracağım. Türkü albümünde türküler böyle çok duyduğumuz türküler mi yoksa çok farklı türküler de buldun mu? Farklı türküler de var ama hani duyduğumuz türküler de var içinde. Hadi albümün adını söyleyeyim mi acaba? Vallahi söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Nasıl? Söyleyeyim mi Buket? Mesut söyleyeyim mi? Albümün adı Bakkal Mahmud'un Kızı. Vallahi bir abla böyle bakkalın önünde duruyor. Kibrit kutusuna eskiden böyle mesajlar atılıyordu ya böyle. Öyle bir hikayesi var yani. Ciddi misin? Evet. O. Evet. Bakkal Mahmud'un Kızı. Aa, evet. Dikkat çeker, gerçekten çeker yani. Bakkal Mahmud'un Kızı albümü çıktı. Kimmiş bu Bakkal Mahmud? Evet. Babanın ismi neydi senin? Mahmut değil. Ahmet, Mehmet, Ahmet.
bizimkiler zaten hep öyle. Başka isim koymazlar, evet. Şimdi şeyleri de koyduk. Bizim ekip de öyle mesela. 3-4 kişiyiz. 3'ü Mustafa, 1'i Burak. Öyle mi? Bu ülkede Mustafa'dan, Ahmet'ten. Evet. Sevilen isimler. Evet. Seviyoruz böyle isimleri. Bunları da yanına koyduk mu? Şöyle bunu da bölelim. Acayip lezzetli bir pizza geliyor. Sakın burayı basmayın arkadaşlar. Bir de mantarımızı üstüne dağıtsak daha güzel olur herhalde. Sıralamayalım, değil mi? Şöyle. Burası biraz boş kaldı ama olsun. Daha biberimiz var, daha zeytinimiz var, daha mısırımız var. Evet. Vara pizzaya Mardin'e, vara vara vara. Gel çok vatandaş. Güzel. Gel vatandaş, Mardin pizzası. Ya bak, kenger olsaydı şimdi. Kenger fakirin etidir, biliyor musunuz? Biz çocukken et yiyemezdik. Kenger yerdik, kerenk yerdik. O kadar keyifliydi ki. Et ben tadı yerdim de böyle hani fakirin eti olarak yemedim de. Ama hakikaten normal. Et tadı veriyor. Aa. Çok güzel. Bize et taklidi yapan bir bitkiydi yani. Şey değil yani. Ama sakız, sütü sakız oluyor muydu? Hayır, kenger bir bitki. Bitki böyle. De böyle sütünü biz mesela kengerdi galiba ya. Böyle kesiyorduk, süt çıkıyor daha sonra. O sütün sonra sakız oluyor. Koparıyorduk, iyi kayıp sakız olarak. Aa. Vay. Bilmiyorum, kendi Urfa'nın bir şeyi yani. Herhalde. Urfa'da yoktu da başka yerlerden topluyor. Yani. Pamağa mamağa giderken. Vay. Hepimiz aynı der. Hepimiz pamuk. Pamukçuyuz. Pamuk tarlasında çalıştın sen. Evet. Zaten senin hikayen öyle başlıyor. Evet. Pamuk tarlasında başlıyor. Kaçıp konservatuvara gidip. Evet. Bütün pamuk tarlasında çalışan kızlar rujin olabilir miyim diye tarladan çıkıp kaçtılar ama olmadı. Ne yapalım? Olmadı. Ama şimdi yeni sistemde şu var. Eskiden kızlar işte ünlü olmak için evden kaçıyorlardı. Şu an telefonun ön kamerasını açmaları yeterli. Değil mi? Onu açıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Sosyal medyada ünlü oluyorlar. Bitti yani. Evet. Kavurmaları koydum ama onları biraz da mı koyalım? Koyalım? Biraz daha koyalım. Tamam. Peki, kavurmaları da koyduk. Mustafa da bizi çağırdı. Bizi hem çalıştırıyor, hem konuk ediyor, hem de ne güzel karnını doyuruyor. Oh, mis! Neyse bakalım. Gıybet yapayım. Allah bu pizzayı yiyene yardım etsin. Çok kalorili. Buket yiyebilecek mi? Yasak. Evet. Sen yer misin? Çok güzel yapıyorsun bir pizza. Ama. Ben de diyetteyim. Hayatımız diyetle geçiyor. Arkadaşlar yazık üstüne ya. Biberi koyduk. Mısırımızı attık. Sucuğumuzu, mantarımızı, salamımızı ve şeyi de koyduk. Kavurmamızı da koyduk. Zeytin de atıyoruz. Bu zeytinleri ben pek sevmiyorum arkadaşlar. Bana sanal zeytin kimin geliyor? Filtreli hayatlar. Normal zeytinleri daha çok seviyorum. Bu zeytinin tadını çok sevmediğim için az kullanacağım. Peynirciyim. Biraz daha fazla peynir koyacağım. Kerenk olsaydı üstüne kerenk koyacaktım. Bilirler kerengin tadını fukara çocukları. Evet. Ve Mardin'e pizzamız hazır. Gidiyorum tabii. Ama zaman zaman çok eskisi gibi değil tabii. Adana'ya? Adana'ya da uzun süredir gitmedim. Adanalıyık Allah'ım. Adana'ya götürelim dermişim falan. Tamam. Gidelim. Vallahi Adana'da böyle bir çekim yapalım falan. Aa süper olur valla. Sokakta vallahi. Geze geze böyle. Süper her olur. Tadında. Çok güzel olur. Böyle. Adana hiç süper bir yer. Çok güzel bir yer. Evet. Adana'daki Hasan Usta'ya gidiyormuşuz. Orada da bir şubesi var buranın. Öyle mi? Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi evet. Pizzamızı fırına vereceğiz. Fırına vermemiz için ustamız ortadan kayıp onu arıyoruz. Aa domatesimizi koymamız lazım. Bu arada zamanı kullanalım. Ben domatesleri böyle iri koyuyorum. İçinde böyle dağılsın sıcaktan erisin diye. Domates yeter mi? Gerçi domates sosu yok, kullandık. Domates sosu kullandık ama üzerinde de ayrıca tat verir. Bol malzemeli bir Mardin pizzası oldu arkadaşlar. Şimdi bunu evde kendi başınıza denemeyin. Bize sorun ondan sonra yapın. Çünkü kerenk koymanız gerekiyor en üstüne. Kerenk böyle şey olduğu için çok çabuk pişer. En alta koymamız gerekiyor aslında. Evet. Şimdi hazır pizzamız. Nasıl atacağız şeye? Evet fırına atacağız birazdan. İzzettin Usta. İzzettin abi. Bu seri katil eldivenimi çıkarabilir miyim? Evet artık. Değil mi? Kıyafetle uydu yani. Evet fırınımıza koyalım. Abi şimdi bunu fırına göndereceğiz. Hemen gönderiyorum baba. Kocacığım biraz daha kaşar atak mı? Olur. Onu ben çok seviyorum kaşarı. Zeytin de atak. Ben zeytini çok sevmediğim için onlar yapay sanal zeytin, Çin malı. Ama normal zeytinler daha güzel. Ama pizzaya konmuyor tabii. Yeşil zeytin koyak abla. Yok tamamdır. Dersen bence ver. Bence güzel yani. Okeydir. Ben baharat falan kullanacağım mı? Yok çok fazla baharat kullanmayacağım. Çünkü yiyenin zevkine göre olsun diye. Tarifimiz bu kadar ama videomuz bitmedi. Evet. Evet. Bu tezgah ne kadar büyük görünüyor ben senin yayını izlediğimde. Tezgah maşallah 2 metre falan görünüyor. Aslında 2 tezgahımız var. Öyle mi? Ha, öbür evet. Tezgah daha büyük. Daha büyük tezgahımız evet. Da var. Şeye göre değiştiriyoruz ya. Biz bununla video çektik az önce abla. Öyle mi? Yoksa küçük bir şeyi kullanacaksın sen. Gayet anlaşıyoruz. Şeyde ben bayağı uzak duruyorum. Konukla böyle bağıra bağıra. Öyle mi? Ne yapıyorsun?
Onu fark ettim videolarda, yakınlaştım artık. Ha, daha iyi. İki albümüne girdik biraz ama ondan biraz daha konuşalım. Hangi türküler var albümde? Albümde Bakkal Mahmud'un Kızı var. Ondan sonra İki Dağın Arasında Kalmışam. Çok eski bir türkü o da. Karacaoğlan'ın sözleri, müziği de İhsan Öztürk'e ait. Bir kararda durmayalım, gel gidelim dosta gönül. Öbür türkü Yaramsızlar, bir Urfa türküsü. 5 tane şimdilik. Bakkal Mahmud'un Kızı 1, Bakkal Mahmud'un Kızı 2. 2 türkü mü? Yok, 5 türkü olacak beş bu türkü albümde. 2 albüm olacak. İki, ya sonra da bir 5 türkülük bir albüm daha 2 ay sonra. Böyle aralıklarla yapacağım. Çünkü o 20 yılın şeyini böyle almam gerekiyor. Çok güzel türküler seçtik yani. Kendim içimize sinen, kendi sevdiğimiz türküleri seçtik. Albüm şey olacak değil mi? Sadece dijital platformlar olacak. Tabii. Yani artık satılmıyor yani. Tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu gibi. Herkes dijitalde çıkarıyor. Yani CD'ler artık evde, herkesin evinde çöp oldu gerçekten. Yani çıkarsan da hiçbir faydası yok. Ama Bakkal Mahmud'un Kızı'nı ben hiç duymadım. Hiç duymadın mı? Hiç duymadım. Harbiden bayağı duymuşsundur. Merak ettim. Eğer dinlersen, ha ben bunu çocukluğumda bir yerlerden duymuşum dersin. Yazan adam niye böyle bir şey yazmış acaba? Soracağım. Bakkal Mahmud'un Kızı bana. Abdullah Yüce. Abdullah Yüce'nin evi. Söz müzik onun. Peki daha başka projelere falan var mı şimdi böyle hayatın? Şimdi Erbil'de bir huzur evinde bir çalışmamız var. Bizim kültürümüzde yaşlılarını, anasını, atasını huzur evine götürmek yok zannediyorduk ama varmış artık. Yaşam, teknoloji, hayat, yani insanlar çalışıyor mecburen. Biz o huzur evi için üniversiteyle ve bakanlıkla beraber bir proje başlattık. Her hafta bir öğrenci onlara gidip kitap okuyacak. Her hafta bir öğrenciyle beraber yaşlılarla ilgili bir sinema filmi izleyecekler bilgisayardan ya da onlara şey de almayı düşünüyoruz. Biz orada hani bir kafemiz, restoranımız var. Onlara her ay yemek yapacağız. 100 kişiler. Onlarla zaman geçireceğiz. Konser vereceğiz. Kıyafet falan diktik. Geleneksel kıyafetlerinden istediler. Görseniz inanılmaz etkilenirsiniz. Zaten sana şey diyorlar ya, Rojin Hood diyorlar. Rojin Hood. Şimdi yeni yardım. Sen evet. Şeylere biraz fazla bir hassasiyetin var değil mi? Mutlu oluyorum bununla. Güzel bir şey. Yani eskiden dillendirmiyorduk. Böyle biliyorsun hep anlatıyorum, böyle yaftalar yapıştırılınca yaptığın güzel şeyleri söylemek gerekiyor. Ki etkilensin insanlar, onlar da şey yapsınlar. Klibimizi çekeceğiz Duyun Beni'ye. Aa, Duyun Beni klibi geliyor mu? Çünkü duyun radyolar... Beni, dokuz köyden kovun, kovun beni. Beni, evet. Ben Barış'a gönül verdim. Pizzamız geldi. Evet, şimdi bu kesme işini... Bakalım, buraya kesme alıyoruz. Biçme, gerçi bende eldiven var yani, İzzetin durma. İzzetin abiyi de sahneye alalım. Evet, İzzetin Usta, buyurun efendim. Size kestirelim isterseniz. Vallahi abla. Evet. Sen yaptın, ben nasıl keserim abla ya? Teşekkür ederim. Ben şimdi havalara gireceğim. Elim titriyor. Domatesler şey erimemiş. Değil mi? Zaten ustam. Çok da erimesi çok doğru değil. Doğru değil. Ha, böyle kalması lazım. Rojin Usta'dan pizza. Evet, vallahi. Kengerli pizza. Evet. Kısa ve kolay bir şekilde. Ha, Rojin abla sana da getirdim biliyorsun. Ne getirdin? Çocuklar, oradan benim arabada tandır ekmeği var. Alın gelin. Oy anam, ağlayacağım şimdi. Koş koş, evet. Nanette Nuri. Tandır ekmeği. Evet. Orada çok bizde sac ekmeği vardı ya. Öyle mi? Evet. Urfa'da da var ya tandır ekmeği. Bizde hep sac. Annem şey diyor, çocukken yapardı diyor. Ha. Sonra köyden geldik, sac ekmeğiyle başladık. Sac ekmeği biraz sosyete oluyor yani. Galiba yani, o biraz burjuva büyümüş. Bizim gibi sokak çocuğu değil abla. Sen sokak çocuğu değilsin ama sokaktayız diye bir program yapıyorsun. Yaptım ha? Ya evet, yaptım. Kaç sezon sonra? Burjuvadır, burjuva. Final verdim. Burjuva. Daha neler? Bir de daha neleri bir türlü çeviremedim Instagram'dan. Ya dedim, nasıl söyleyeceğim ben Kürtçe, daha neler? Daha neler abi, Kürtçe ne ya? Nasıl söyleyeceksin? Allah. Buyurun siz bakın, abi, ustam. Değil mi de ya? Efendim, siz Allah takdir edeceksiniz. Takdir vallahi ama. Evet, çatal bıçakla yesek sanki daha iyi olur. Biz böyle yöntemleri seviyoruz. Hadi yanmayalım diye. Abi ben yöntem, ben çatal kullanmayı bilmiyorum. Abi sıcak değil mi? Evet, İzzetin abi götürüyor şu an. Afiyet olsun. İsraf ama. İsraf olmasın. Vallahi pırkoşa. Pırkoşa. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi biz efendim açlıktan ölüyoruz şimdi, biz de saldıracağız. Hayır yani gerçekten çok bol malzeme, bol malzeme, malzemesi olsun ne diyorlardı ona ya? Malzeme olsun. Olmuş. Ondan dolayı şöyle, yiyemiyorum. Pizzamızda bile gönlümüzün bozduğunu değil mi abla? Yani, değil mi? Tabii ki. Burcu Urfalı'ya söyler misin abla?
Bizde zaten şey yok. Yani elimizi bir türlü dengeleyemiyoruz. Yani bol bol. Her şeyden bol bol. Bizim evde biz 10 kişi büyüdük. Sen rahatsın, eldivenin var. Oh. Ben de bunuyum. Hadi. Abla biz 10 kardeş büyüdük ya. Şimdi çoğu evlendi. Annem küçük tencerede yemek yapmayı bilmiyor. Komşular yemeğe doyuyor. İsraf olmasın diye komşulara dağıtıyor. Muhteşem. Ben bağın kurban olam. Kendimin benim. Ah ne güzel yaptım. Ne kadar becerikli. Kendini olma. Az kurbana koy. Kurbana koy. Çok güzel. Koktu çocuk ya. Kameraman arkadaşlar. Açlıktan ölün. Öyle çalışın. Biraz daha konuşun baba. Ben şunu da gömeyim. O var bir götürüyor. Abla bizim işimiz yemek tamam. Ya. Bizim videoların sadece son kısmını izle. Yani öyle böyle değil. İştah açıyor ya. Ya diyetteyim. Bence. Belli oluyor. Hissettin abi de diyetteyim. Ben de diyetteyim. Ne diyet yapıyorsun? Arkadaşlar abi? Pizzayı çok bitirmek diyetim. Zorunda değiliz değil mi? Bakanlar var. Ha, yok. Arkadaşlarla da paylaşacağız. Ben bir tane daha varmış arkada yani. Bakan arkadaşlar buyurabilirler. Protokole alalım onları. Şimdi buket yiyemez zaten. Abla beje. Yaz. Utanmayın, utanmazlar. Gelin yiyin. De başlam destek kadar. Evet. İzzettin abi 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ağzım dolu konuşuyorum şu an. Abi 9.9. Niye 10 değil? Bak ben çok hırslı bir kızım. Bak pamuk tarlasından çıktım. Acıların. Niye 9.9? Evet, o 0.1. O bir aşçı hastalığı baba ya. Öyle mi ha? Beğenmiyor. Beğenmiyor görüneceksin. Ego. Sana hiç yakıştıramadım. Ama evde bir pizza için harika. Harika ha, değil mi? Bence ben mantıklı. Kolay. Ben evde yapacağım bundan sonra. Çocuklarınıza dışarıdan almaktansa böyle yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Organik, evet. Kengerli Mardin pizzası. Buyurun. Siz İstediğiniz de koyabilirsiniz. Pizzanın özelliği o zaten. Bence evde yapacaksanız dışarıdan çocuklarınıza pizza almayın diyorum. Kesinlikle. Zaten onlar genelde böyle bekletilmiş ürünler var herhalde. Uzun süre bekletilmiş etler, şeyler. O yüzden evde yapmak çok daha sağlıklı. Biz farkında değiliz ama dışarıdan beslendiğimiz birçok şeyin hep uzmanlar sağlıksız olduğunu söylüyor. Evet. Bence evde yapmak en güzel. Vaktiniz varsa tabii. Vakti vardır ya. Vakit olur ya. O kadar. Evet. Öyle abla. Sen kaç kere pizza yapıyorsun hayatında öyle söyle. Bir de öğrenci. Öğrenciler için de çok kolay bir yemek ha. Doğru. Vallahi öğrenciler... Kendilerini alsınlar. Kendilerini alsınlar. Yemek sepetinden sana reklam yaptım. İnternetten sipariş veriyorum, oradan geliyor yani. Ama evet, hepimiz öyle. Yapsınlar abi, yapsınlar. Hepimiz öyle olmuşuz vallahi. Yapsınlar. Daha güzel, yapılmalı bence. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın buraya kadar geldiğin için. Umarım eğlenmişsindir. Çok keyifli benim için. Hem yemek yani. Yaptın, bizi de doyurdun. Biz böyle konuklarımızı çağırıyoruz aç kalınca. Bizi evet. Doyuruyorlar. Hem çalıştırıyorsun. Evet, hem konuşuyorsun. Hem kullanıyorsun, hem programa çıkarıyorsun. Rating bunların hepsi. Hepsi rating mi? Hepsi rating. O rating denen canavar. Tek dişi kalmış canavar. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına ben sağlık. Ben çok teşekkür tekrar. Ediyorum. Sağ olun. Yeni albümümde de bol dinlenmeli olsun. Bu dileklerimle kapatayım o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben zaten dinleyeceğim. Kesin diyeceğim. Şeyde 2018. Roger 2018'de dinliyorum hala. Teşekkür Duyun ederim. Beni'ye de klip geliyormuş. Onu evet. Duyun Beni'ye geliyor. Teşekkür merakla ederim. Merakla bekliyorum. Çok sağ olun. Sağ teşekkür ederiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ya da videoya yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keyifli bir program oldu ama şaka bir yana. Çok yoruldum. Yolda gelene kadar. Hele hoye. Ya bu Mustafa var ya Mustafa. Mustafa. Ay. Yastar. Bizi çağırdı buraya. Yemek yaptırıyor. Domates doğratıyor. Bir de bilmediğim şeylerden soruyor. Karnını da doyuruyor. Oh ne güzel. Konuk muyum, aşçı mıyım? Neyim kardeşim? Evet, bugünkü konuğumuz sanatçı Rojim'di. Sesini, sözünü, şarkılarını dediği gibi sevdiğim ve gerçekten de takip ettiğim bir isimdi. Güzel bir pizza yaptı. Genel anlamıyla muhabbeti, sohbeti, hoştu, keyifliydi. Ben daha büyük bir şey bekledim ama. Yani böyle daha ağır bir yemek yapar falan. Çünkü Mardin mutfağı ayrı bir zengin. Abi bir taraftan şey mutfağı var, Adana mutfağı zaten ayrı bir zenginlik. Ama ortada pizza yaptı. Düşün yani. Mardin'de doğmuş, Adana'da büyümüş, İstanbul'da pizza yaptı. Ama kendisini de çok seviyoruz. Eğlenceli bir video olduğuna, Türkçe'ne deniyor bilmiyorum ama onu da söyler bize herhalde. Görüşmek üzere. Mustafa abi gene bir hayal kırıklığıyla baş başa. Öyle düşünceli geliyor. Bir gün ben yapayım diyorum Mustafa abi böyle bir mutlu edeyim. Diyorum da işte sırıtır herhalde. Ben bir şey yapamam. Allah'ım Mustafa tatlı bela. Başarısı, sunuculuğu iyi. Kesin ondan sonra zaten elde kalmış. Daha karılar selam vermez.
Evde kalmış Mustafa. Dikili ağacı bile yok garibim. Yalnız, bekar, kimsesiz, gözü yaşlı bir adam işte. Bana ulaşabilirsiniz Hasan Usta Kebap'a gelin. Mustafa abiyle evlenmeyi düşünenler. Hasan Usta Kebap'a gelin, tanıştıracağım.